Yusra ile Bu Benim Hikayem başlıyor. Herkese merhaba, Yusra ile Bu Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok eğlenceli bir konuğum var. Radyolarda, YouTube'da, Spotify'da her yerde sesini duyduğunuz ama belki de kim olduğunu bilmediğiniz biri. Çok yeni ama çok da profesyonel giden bir isim var yanımda. Ben şarkılarını şahsen çok seviyorum, çoğu da ezberimde. Şehzade var bugün yanımda. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi seni biraz tanımak istiyoruz. Şehzade, senin adın neydi ya? İsmim Ahmet Seyda, soyadım Varlı. Evet. Nerelisin Ahmet? Tokatlıyım. Tokatlısın, İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Neler yapıyorsun? Ne tarz bir müziktesin sen? Yani müziğe rap de diyebiliriz, arabesk de diyebiliriz. R&B ve rap-esk esintileri var içerisinde. Aha. Senin kendi yaptığın parçaların da hepsi. Şu ana kadar çıkarttığım bütün parçalar söz müziği, bestesi bana ait. O zaman hadi bir tanecik şöyle bir mırıldansana bir tanesini. Yapma olur, delalım olur. Şu azıcık bir senin sesinden canlı canlı dinleyelim. Yaren olmaz mı? Olur olur, çok güzel olur. İçime attım derdimi yaren. Kimseye diyemedim, sustum öyle. Gözlerim doldu, geceler oldu. Damladı yanağıma, yandım yaren. İçime attım derdimi yaren. Kimseye diyemedim, sustum öyle. Gözlerim doldu, geceler oldu. Damladı yanağıma, yandım yaren. Beni saldın bu cehennem. Dünyada ben halsiz kaldım. Ne soran var, ne saran var. Ben burada da mahzun kaldım. İçerimdeki kelebek öldü. Ben mezarını kendim kazdım. Onu öptüm kanadından. Toprağa bile kendim verdim. Çok iyi ya, ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi, teşekkür ederim. Ağzına nefesine sağlık. Pek eğlenceli de değilmiş gibiydi. Ya hayır, söylemesi çok keyifli ya. Ben şarkı söylerken eğleniyorum. Mesela çok ağır bir parça da olsa, çok duygulu bir parça da olsa ben şarkı söylerken çok keyif alıyorum. Senin de öyle olduğunu biliyorum. Ben gözünden anlaşılıyor yani. Bunu yaparken eğleniyorsun. Ben çok keyif alıyorum müzik yaparken. Yani şöyle düşün, bir insan hani gerçekten bir şeye aşıktır ya, ben müziğe aşığım gerçekten. Kaç yaşında başladın müzik yapmaya? Şu an kaç yaşındasın? Profesyonel olarak 2019'da başladım profesyonel müziğe. Harun abi, yani Miraç, beni keşfetmesiyle böyle tenekelere vurarak hurda deposunda müzik yapıyordum ben. O videoyu gördü, Instagram'a attım. Bayağı viral falan oldu 2019'da. Benim hikayem aslında, evet. Benim hikayem çok derin, çok. Hadi girelim şu derinlere, hikayeni bir dinleyelim o zaman. Neler yapıyordun müzik yapmaya başlayana kadar? 2019'a kadar nasıl bir Ahmet Seyda vardı? Hayatımın her yerinde müzik vardı. Her zaman müzik vardı benim hayatımda. Sokak müziği yapardım. Üniversiteye gittiğimde mesela, üniversitede herkes derse giderken ben bahçede sürekli müzik yapardım. Ağustos böceği gibiydim. Karınca ve Ağustos böceği var ya. Oradaki Ağustos böceği Ahmet Seyda'ydı. Ama Ağustos böceği de galiba zaten kışın yaşamadığı için yazın takılıyormuş. Ben kışın yaşamıyormuş. Belli bir dönemlik mi diyorsun? Yok, Ağustos böceğinin hikayesi aklıma geldi de bir an, öyle bir şey vardı. Yani karınca tamam, tek başına haklı değil. Ağustos böceğini boş ver, ben senin kendini dinlemek istiyorum ya. Ağustos böceği de önemli ama. Neyse. Önemli. 2019'dan önce, hatta 2018'de falan temizlik işi yapıyordum ben. Aha. Ondan öncesinde inşaatta çalıştım. Ondan öncesinde yine hurdada çalıştım. Ekmeğini taştan çıkarttım. Yani yapmadığım iş kalmadı gibi bir şey. Döner kesim ustalığına kadar var bende. Ne ustalı? Döner kesim. Vay canına. Bunların hepsini İstanbul'da mı yaptın? İstanbul'da yaptım, evet. Kaç yaşında taşındın İstanbul'a? Daha doğrusu burada mı doğdun? Tokat'ta mı doğdun? 2004'te İstanbul'a taşındık. Ondan öncesinde 8 yaşına kadar ben bir köylü çocuğu olarak büyüdüm. Hı hı. Tokat'taydın. Evet, ben köylüyüm. Tamam ya, köylü olmamızda bir sorun yok. Yok, aklıma bir tane saçma sapan şarkı geldi de. Abi, var mı? Senin mi? Yok, benim değil. Tamam, mırıldan da biz de bilelim. Şarkı bilmiyorum. Sadece gözlerim kötü görüyor, ben kör müyüm diyor da yani bir tane. Ben bilmiyorum. Bilmediğim konularda böyle çok Fransız kalmaktan hoşlanmıyorum. Neyse, hikayeni devam edelim o zaman biz. 2016'da falan ben yine müzik yapıyordum. O zaman ilk kaydımı 2016'da aldım ben. 2015-2016 senelerinde. 2016 senesinde Milyoner'e katıldım ben. Orada o zaman 30 bin lira kendime bir sınır belirledim. Girmeden önce ben 30 bin liraya gelirsem dedim, alırsam, ihtiyacım olan para o kadardı. Hani bazen aza kanaat etmek gerekir. Bir hedef tutun ama o zaman da 30 bin lirayı bir paraydı. 30 bin lira çok iyi paraydı, araba alabiliyordum. Tabii. Şu an mesela aynı arabayı 1 milyon alabiliyorsun. Minimum. Yani. 30 bin lira aldın, Milyoner'e de gittin, oradan da para kazandın. Ondan sonra üniversiteyi kazandım.
aldım. Üniversitenin parasını ödedim. Borcumuz vardı, onları üniversitenin kapattım. Parasını kendin ödedin. O dönemde babam hastalandı. Ben inşaatta çalışmak zorunda kaldım. İnşaatta çalışıyordum. İnşaattan da bir ay iki ay inşaatta çalıştıktan sonra o yapılan binanın inşaatında bulunduğum sitenin temizlik görevine geçtim. Oradan oraya aktardılar beni. İki sene boyunca orada çalıştım. Cami temizliği yaptım. Çevre temizliği yaptım. Ben çıktıktan sonra 5 tane eleman aldılar benim yerime. O kadar çalıştırıyorlardı. Bir adam 5 adam ediyormuş ha. Helal. Enayi olursan öyle oluyormuş. Bunu şu an enayilik olarak görüyorsun ama o zaman... Çünkü şöyle bir şey var. Enayilik dediğim hani 8 tane blok var. Bir tane ofis bloğu var. Toplam 9 tane blok var. Hepsinin çevresini ben temizliyorum. Ben oradan çıktıktan sonra ofise 2 eleman aldılar. Diğer tarafa da 4 tane eleman aldılar. Niye hepsini sana veriyorlarmış? O zaman eleman yoktu. Ben şeyleri falan da ben temizliyordum. Adı nedir onun? İnşaat pislikleri, kaba temizlikleri vesaire. Ondan sonra ev temizliğine falan gidiyordum kadınlara. Helal be. Ekmeğini taştan çıkartmışsın abi. 2+1 ev 250 TL'ye. O zaman 2 camlarını falan 10. katta camlarını falan sürüyorum. Şu an 1500 liradan aşağı giden yok biliyor musun? Yok yani bulamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Kara borsa. Ben kendi evimde kendim temizlediğim için. Gerek duymuyorum başkasını çağırmaya, becerebiliyorum diyorsun. Sonra peki üniversite paranı kazandın. Üniversitede ne okudun? Adalet. Adalet okudun, 2 yıllık okudun. Evet. Onu tamamlamayı düşünüyor musun şu an yoksa ben zaten müzikte ilerliyorum mu? Ondan sonra müzik hayatım gerçekten başladığı için hayallerimin peşinden koştum. Yani üniversite ya da okuduğum bölüm vesaire benim için önemli değildi. Ben her zaman müziğin peşinden koşuyordum. Yani bana hep şey diyorlardı, boş işlerle uğraşma, düzgün bir işe gir. Boş iş olarak görülüyor değil mi bu müzikle uğraşma? Çevrende çok var mıydı? Kendini kanıtlayana kadar boş iş olarak gözüküyor. Sen kendine inanırsan, başarırsan zaten ondan sonra herkes ne diyor biliyor musun? Ben zaten sana hep inanıyordum diyordu. Tabii. Başardıktan sonra herkes aynı şeyi söylüyor. Biz biliyorduk senin başaracağını. Biz senin arkandaydık zaten. Biz hep sana dua ediyorduk zaten. Tabii canım, aynen öyle. Arkamdan konuştuklarınız bana geliyordu. Arkamdan değil, benim herkes yüzüme karşı konuşuyor. Yüzüne zaten söylüyor ama diğerlerin bazıları şey işte yüzüne bir şey söylemeden arkandan çok güzel yorumlar yapıyorlar ve duyuyorsun bunu bir şekilde. Ama o zaman da bana destek olanlar da vardı tabii, onlar da. Kaç kişiydi mesela, bir elin parmağını geçer miydi? Çok da değil, geçmez. Peki sonrasında, yani öncesinde de yanında olup sonrasında da yanında olan kaç kişi var şu anda? Öncesinde yanımda olan herkes şu an hala yanımda. Ha, hepsi var ya. Yani evet. Sonra bir de şeyler var ya, iyi gün dostu bulmakta da zorlanıyorum demiş şimdi. İyi, bak şimdi şöyle bir şey var. Hani bazen diyorlar ya, ünlü oldu bir yerleri kalktı falan vesaire diye. O konu bence şöyle. İnsanlar ünlü olunca değişmeyebiliyorlar. Değişenler de var tabii. Ama ben değişmedim. Benim hala çevremdeki bana destek olan, benim her zaman yanımda olan insanlar hala aynı. Ama mesela çıkar ilişkisine girdiği zaman adam, sen ünlü olduktan sonra adam beni 10 senedir aramamış, tamam mı? 10 sene sonra şarkımı dinlemiş, arıyor. Tebrik etmek için de arayabilir. Gerçekten iyi niyetli de olabilir. Ama insan öyle bakamıyor. Bunu anladın mı? Bu zamana kadar hiç halimi hatırımı sormamışsın. Bir gün bir şey yapmamışsın. Ben sana inanıyordum diyor. Ben seni hiç görmedim ki hayatım boyunca. Neredeydin ki? 10 senedir ben seni hiç görmedim. 10 senedir bana nerede inanıyordun? Köşene çekilmiş bana kendi kendine mi inanıyordun? Peki şey, bu ünlü camiasından seni şaşırtanlar oldu mu? Mesela daha önceden tanıdığında çok saygı duyduğun, çok hayran olduğun, çok beğendiğin ama işin içine girdikten sonra tanıyıp Allah'ım bu muymuş ya? Bu böyle bir şey miymiş dediğin oldu mu? Ben çok da kötü insanlarla karşılaşmadım. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten karakterini insanlar az çok belli ediyor. Bir de bu camianın içinde olduğumuz için kimin ne olduğunu bilebiliyoruz. O yüzden hiç beni şaşırtan böyle net bir isim olmadı. Çünkü ben hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın duasını bolca almıştır Şehzade. Büyük ihtimalle. Peki ilk çıkarttığın parça neydi? İlk çıkarttığım parça Kül ve Duman 2016 yılındaydı. Amatör olarak kendim... Arkadaşımın evinde almıştık onu, kaydını. Yorganları falan duvarlara sererek. Miraç'la tanışmadan önce. Evet, Miraç'la tanışmadan önce. Kendi kendine başardığın, kaydını aldığın ilk parçan Kül ve Duman'dı. Evet, ilk Kül ve Duman'dı. Ondan sonra Şehrizade diye bir parçam vardı. Beta Berk var rahmetli, çok iyi bir insandı. Gerçekten çok güler yüzlüydü. O da rapçiydi. Tanıyor musun bilmiyorum. Tanışırız diyecektim ama rahmetli dediğin için artık diyemiyorum. Mekan cennet olsun. Peki ilk patlayan şarkın hangisiydi Ahmet? Neyle ünlü oldun? Ben askere giderken Delal'ın patladı. Askerden geldim. Ondan sonra Yapma patladı. Ondan önce Gökyüzüne Dek patladı 2019 yılında. Ama işte imkanlar tam yeterli olmadığı için mesela Gökyüzüne Dek patladığında tüm sosyal medyada viral olmuştu o şarkı. Ellerim semada kadar göklerin elinde, beklemek bir koşturaydı merdiven dibinde. Çok altın güzel. Arama cehalette sayarlar yerinde. Al veli salla cevher nehrinin dibinde. Körler inanmaz ki güneş gökte sönse tan yerinde. Karıncalar deha sanki yaşar yer dibinde. Hayvanların tek bir derdi var rızkının peşinde. Kalleştir insanoğlu diker gözünü ekmeğine. Diye bir şarkım vardı. İşte o hurda deposunda yaptığım, burada deposunda yazdığım, tenekelerle, leğenlerle bateri gibi çaldığım şarkı o zaman gündem olmuştu. Bayağı bir milyonlarca izlenmişti videolar. Her sayfadaydı. Yani aklına gelebilecek bütün mizah sayfaları, müzik video sayfaları hepsinde vardı. Bir ay sonra Miraç beni keşfetti. Miraç kaydını almıştı.
yapmamız için tanıştık, kaydını aldık. 2019'un Kasım ya da Aralık ayında tanıştık biz. Şarkıyı 5 ay sonra çıkarabildik anca. Çünkü onun o zaman imkanlarımız pek yeterli değildi. Hani hadi değil mi, tamam hadi girelim, kaydı alalım, 5 dakika içinde şarkı çıkalım. Öyle bir şey yok zaten. Tabii aynen öyle. Müzik öyle dinlediğimiz çok, çok, gibi. Çok çok hızlı olan bir şey değil zaten. Dışarıdan hani böyle girmiş 3 dakikada şarkı söylemiş çıkmış gibi gözüküyor ama bu süreç çok yorucu bir süreç aslında. En iyisini çıkartmak için elinden geleni yapmak kolay bir şey değil. Ya şöyle bir şey var. Mesela biz yemek yediğimiz zaman, bir patates kızartması yediğimiz zaman 1-2 dakika içerisinde bir tabağı bitirebilen insanlar vardır. Hadi 5 dakika olsun. 5 dakikada bir yemeği yiyebiliyoruz değil mi? Onun tarladan ekim, biçim, bekleme süresi yıllar. Anladın mı? Müzikte 3 dakikada dinliyoruz ama. İşte bizim bunu bir ektiğimiz, ondan sonra topladığımız, toprakta suladığımız zamanlar var. Bir versiyonu kaç kere değiştirdiğin oluyordur? Bir versiyonu. Editini, altyapısını işte. Belki sözün ucunda, kıyısında bir değişiklikle. Ben önce şarkıyı komple yazıyorum. Ondan sonra çok fazla söz değiştirmiyorum. Çünkü ben fazlasıyla söz yazıyorum. Mesela 8 bar olacaksa, örnek veriyorum, 8 bar olmaz da şimdi 32 bar vesaire 16 bar. 8 bar olacaksa ben 32 yazıyorum. Ondan sonra arasından çıkarıyoruz. Fazladıkları kenara alıyoruz. Daha sonra kullanırız diye hiçbirini daha kullanmadım. Peki şeyi soracağım sana. Bu sözlerin hepsini kendin yazıyorsun ve bu sözleri yazarken hepsi yaşadığın şeylerden mi? Yoksa hani gözlemleyerek de yaşamadan da ben bunu hissedebiliyorum ve yazabiliyorum diyor musun? İnsanlar zaten genelde hep aynı şeyleri, aynı duyguları yaşarlar. Hani farklı şekillerde, farklı acı boyutlarında aynı şeyleri yaşarlar. Örnek veriyorum. Herkesin aşk acısı vardır ama herkes onu ayrı bir seviyede yaşar. Yani hem gözlemleyerek hem yaşayarak, yaşadığımı dışarıdan da gözlemleyerek, başkalarının da yaşadığını hissederek yazıyorum ben. Yani sadece kendi yaşadığımı değil, insanların da yaşadığını birleştirerek. Ama ben genelde duygularıma yazarım. Hani bir kadına aşık oldum, o kadına şarkı yazdım değil mesele. Mesele benim duygularım. O mesela şey diyorsun, gözündeki nurun olurken şifa, işte hani hep böyle birine yazılmış gibi bir şarkın da var. Onu özel özellikle spesifik olarak birine yazmış olabilir misin, yoksa hayalindeki kadına mı yazdın? Ya şöyle düşün, hayalindeki kadın tek değil. Şimdi senin canını sadece bir insan yakmamış olabilir. Daha fazla insan yakmıştır. Şimdi yüzündeki nurun dediğim kısımda mesela, onu sadece bir kadını ya da bir erkeği, birini tanımlamak gerekmiyor. Sevdiğin bir insan annen de olabilir. Yani ben kelime kelime bazen farklı duygular yüklüyorum. Örnek veriyorum, yüzündeki nurun dediğimde annemden de bahsediyor olabilirim. Doğru aslında. Ama hep böyle bir aşk şarkısı hissi veriyor ya. Hiç anne olarak düşünmemiştim ben bunu. Ben de anne olarak yazmadım da zaten. Mesela diyorum. Mesela yani diyorum. Her söz kadına, Yaren şarkısı mesela bir kadına yazılmadı. Az önce okuduğun. Yani yanlış anlaşılmasın, gay de değilim. Bir erkeğe de yazmadım yani. Peki ne, bir dosta neydi yazıldı. Ondaki duygular? Toprağa verdiğim bir dosta yazdım şarkı, kaybettiğim. İnsan mıydı, bir hayvan mıydı? İnsan. Başa sağ olsun. Yani işte hayatta hem ölüm acısı var, hem terk edilme acısı var, hem aldatılma acısı var, hem kavuşma mutluluğu var. Yani böyle farklı farklı duyguları aslında herkes aynı yaşıyor dediğin gibi, farklı boyutlarda. Ama insanoğlunun genel olarak bir döngüsü var. Herkes o döngüyü, o duyguları bir şekilde hayatının bir döneminde yaşıyor. Bak mesela benim dinleyicilerimden aldığım genel tepki şu: ben bu şarkıda kendimi buldum, kendi yaşadığımı gördüm. Çünkü neden? Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Hepimiz aynı acılardan geçiyoruz, aynı yollardan geçiyoruz. Bir de ben hani sonra böyle rahat bir şekilde buralara gelmedim. Ben böyle o hadi bana yatırım yapsınlar, şöyle olsun, böyle olsun, beni hemen yukarı taşısınlar ile gelmedim ben buralara. Kendi tırnaklarımla kazıyarak. Birileri benim elimden tutsun. Hiçbir zaman öyle bir şey beklemedim. Hiçbir zaman beklemedim. Ve bunu bekleyenler hiçbir yere gelemiyor. Geldikleri gibi de geri gidiyorlar. Ya şimdi biriyle gelen biriyle gidiyor. Tırnaklarıyla gelen orada tırnaklarıyla kalmaya devam ediyor. Terleyerek çıkmadığın yokuşu ağlayarak inersin. İnan. Tam olarak mesele o. Ben bir şey anlatacaktım da unuttum. Terleyerek çıkmadığın yokuşu ağlayarak inersin. Tekrar altını çizmek istedim bunu. Çok çok kıymetli bence bu. Biz de çok ben terledik. Buralara kolay gelmedim dedin, onu anlatıyordun. Tırnaklarımla geldim diyordun. Pes ettiğim zamanlar da oldu biliyor musun? Tam pes etmeye o kadar yakın dedim, yok devam. Buraya yani kadar geldi, daha sonra da yaparsın. Ya şu anda hala zorlandığımız kısımlar oluyor. Çünkü anlamlı sözlerle, anlamlı şarkılarla, duygularla bir yerlere gelmek çok kolay değil. Evet, yani ne kadar saçma sapan tamam tamam diyorsun şarkı oluyor. Böyle bir gündemdeyiz artık. 10 kere tamam 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 dediğimiz bir şarkı milyonlarca izleniyor, dinleniyor. Her yerde o çalınıyor. Aslında hiçbir sanatsal değeri olmayan bir sürü şarkıyı biz şu an dilimize pelesenk etmiş durumdayız. Onlara kazandırıyoruz ama asıl sanat değeri olan, emek emek işlenen sanat eserleri ve sanatçılar çok zorlanıyor bu durumda. Bu da aslında hızlı tüketimden kaynaklı bence. 2016'da biriyle tanışmıştım. Böyle menajerlik için vesaire. Adamın bana bir sözü vardı. Asla unutmam ve o gün bugündür o söz kulağıma küpe oldu. Sanatı sanat için yap,
Para ve şöhret kendiliğinden gelir. Benim hiçbir zaman şöhret derdim, ünlü olayım, çok para kazanayım gibi bir derdim olmadı. Ben ne teklifleri reddettim. Evet. Çok fazla teklifi reddettim. Sen çünkü... hangi teklifleri reddettin? Nasıl teklifler geldi sana? Birazcık anlatır mısın? Şirketlerden olsun. ondan sonra yapımcılardan olsun. Birçok teklif geldi. Sana çok para vereceğiz teklifleri değil mi? Yani para teklifleri de geldi. Güzel teklifler geldi. Ama ben kendi istediğim müziği yapmak istiyorum. Başkalarının istediğini değil. Yani bana mesela şunu da söyleyebilirler. Piyasa bu kardeşim. Şu an bunlar dinleniyor. Bunun gibi bir şey yap. Ben yapamam. Yapabilir miyim? Onu yazmakta bir şey yok. Ya yapay zeka. Kelime yok. Artık. Yapay bu zeka. Başka bir şey. Yapay zekayı bırak. İlkokuldaki bir çocuğun önüne kalem kağıt koy, aynısını yazar zaten. Öyle. Normal hani ilkokulda şiir yazardım ben, tamam mı? O zamanki yazdığım şiirler şu anki bazı şarkılardan daha kaliteli. Ona hiç şüphem yok ama eminim. Bakıyorum şimdi 3. sınıfta, 2. sınıfta yazdığım şiiri. Daha okuma yazma yeni öğrenmişsin. Sen ne şiir yazıyorsun bir dur. Ama yapıyormuşuz ya. Şu anda da hani mesela ben de yazıyorum kendi çapımda ama kendi çapımda kalıyor. Seninki halka mal olabilecek seviyede ve sanatı sanat için yaptığın için dinleyen kitlen bunu hissederek dinliyor işte. Ben ilk başlarda ne düşünüyordum biliyor musun? Ben o zamanlar Ceza falan dinliyordum. Bu rap'e başladığım dönemde, başlamadan önce kendi kendime de karalardım sürekli. Rap yazardım. Ama diyordum ki bu işi iyi olanlar yapsın. Ben kendimi yeterli görmüyordum. Kendini oraya layık görmeme sonrasında. Sonrasında işte öyle geliştirdim kendimi zaten. Aslında o yapabiliyorsa sen de yapabiliyorsundur. Bu yapılabilir bir şey. Birazcık çabala, birazcık daha fazla çabala. Olmadı biraz daha uğraş. Bunu da sen yapabilirsin. Niye yapamıyorsun ki? Ama bence hemen yapabiliyorum, hemen yapayım diye bir şey değil. Kendini geliştireceksin. Yapamadın mı? Biraz daha çabala. Olmadı biraz daha çabala. Ama yani yapamayacağımız bir şey değil hiçbir şey. İlgimiz varsa, yeteneğimiz varsa bunları birleştirip. Ben şimdi hemen iki söz yazdım şarkı çıkarayım kafasına girmedim. Önce kendimi geliştirdim. Hı hı. Yazdığım şeyler mesela baktım ne zaman gelişmeye başladı. İnsanların da beğenisini gerçekten almaya başladı. Şimdi bazen şarkı yapıyorlar. Atıyorlar, ben kimseyi eleştirmiyorum. Çünkü eleştirdiğim zaman ben acımasız olabiliyorum. Yok, eleştirebilirsin acımasız. Ya, insanların umudunu kırmak istemiyorum. O adam belki çalışarak çok daha iyi bir yerlere gelebilecek. Ama ben söylediğim için bırakmasın o işi. Yani bazen hiçbir çünkü şey anlamadım. Hadi biraz daha aç. Bazen gerçekten çok kötü demolar geliyor, örnek veriyor. Beni değerlendirir misin abim vesaire. Bakıyorum bu popüler şarkı arkalardan örnek almış kendine. Saçma sapan sözler yazmış. Böyle küfürler vesaireler. Ben küfür eden bir insanım. Aramızda kalsın. Tamam. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyelim. Ama şarkılarımda küfür etmem. Tercih etmem. Alkolden, uyuşturucudan bahsetmem. Kullanmam da. İnsanların kullanmasına karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Herkese saygım sonsuz. Uyuşturucuya karşıyım da. Alkol herkesin yani yine de beni ilgilendirmiyor diyorsun. İlgilendirdiği nokta var. Çocukların vesairenin özenmesi beni ilgilendiriyor mesela. Tabii ki, mutlaka. Çünkü şöyle bir şey var. Toplumumuz çok bozuluyor. Fazlası bence bozuldu bile yani. Hani şöyle birkaç tane normal davranan insan benim gözümde çok değerli yerlerde oluyor bazı noktalarda. Çünkü en azından sarmamış kendini kötü bir şey diyorum. Ya en azından bulaşmamış bir şeye. Bak kimseye zarar olmadan oturuyor şurada diyorum. O seviyeye geldik bence artık. Doğru. Peki bu Şehzade ismi nereden geldi? Aklımdayken hazır onu da sorayım istiyorum. Bir gün arkadaşımla beraber bir kahve dükkanında oturuyorduk. Bu bir gün dediğin zaman senin videoların patlamadan önce mi? Evet canım, tabii. 2017-18, 2018. Süper. İlk videom 2016'da mı patladı dedin, 2019'da mı? 2019. Tamam. 2017'de falan ben dedim kendime bir isim bulmam lazım. Daha hiç şarkı marka üretmemişsin. Stüdyoya girmemişsin, öyle bir dönem mi? 2016'da girmiştim. Amatör kendi ev kaydı. Kendi kaydını yaptım. Tamam. Ama o Miraç'la yaptığınız kayıttan önce. Evet evet. Tamam. Arkadaşınla otururken dedin ki benim kendime bir isim bulmam lazım. Ben rap altı yapılı bir insanım. Yani müziğe rapten gelen bir insanım. Hı hı. O yüzden şöyle dedim ki benim de bir mahlasım olmalı. Sahne ismi, sanatçı ismi. Oturduk. Ne olabilir? Bak mesela şey vardı. Genel olarak o zaman koyulan isimlerin anlamları şeye geliyordu. Kral, şah, padişah gibi. Hani hep en iyisi benim, en üstü benim gibi anlamlara geliyordu. Biz de dedik ki biz ne en iyisiyiz ne de en kötüsüyüz. Biz kral ya da padişah değiliz. Ama bir gün padişah olmamız için ne olmamız lazım şu an? Ya çok iyi yerden girmişsiniz. Şehzade. Çok iyi yerden girmişsin. Yani bir gün olurum dedin ve ileride sana belki de şehzade değil paşa diyecekler, kral diyecekler, sultanımız diyecekler, rapin sultanı falan olabilirsin yani. Yani biz ne kralız ne padişah ama bir gün kral olmayacağımız anlamına gelmiyor bu. Aynen öyle, şehzade. Bak çok tesbih iyi yani. Tesbih elime aldı mı? Almış tesbihi de eline hemen şu an. Nasıl bir havalara girmiş görmeniz lazım. Çok iyi. Şehzade ismi de buradan geliyor. Yani evet. Sen ilk videolarını, kliplerini paylaşmadan önce şehzade ile kendini isimlendirdin, mahlasını aldın. Önce ismimi koydum, ondan sonra şarkılarımı başladı profesyonel olarak. Bebeği önce isimlendirip sonra bir şeyler öğrettin. Kulağını okudun. Öyle de demese miydik? Yani aslında müzik senin bebeğin ya, bu da müzikteki kendine verdiğin. Müzik şey. Benim aşkım, bebeğim değil, hayatım. Vay vay vay. Tamam, bu bakış açısı da güzel, bunu da sevdim.
Peki gençlere tavsiye vermek istesen ne verirdin? Ve 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Şimdi bu iki sorunun cevabını istiyorum. Gençlere tavsiye vermek istersem şunu söyleyebilirim. Eğer bir şeye kendiniz inanıyorsanız, gerçekten iyiyseniz. Hani insanların da size iyi diyor olması lazım. Demiyorlarsa da hani diyenler olması gerekiyor. Hani herkes sana sen kötüsün de diyebilir. Ama sen kendi cevherinin farkındaysan, kendinin farkındaysan. Sesin güzel olabilir, yazdığın sözler güzel olabilir. Yüzümün güzel olabilir. Önce kendilerine bir yol çizsinler. Kendilerine bir hedef koysunlar. Tamam mı? Kendilerinin farkına varsınlar önce. Yeteneklerinin ben nerede iyiyim? Neyi daha iyi yapabilirim? Nasıl daha iyi olabilirim? Çok çalışsınlar. Kitap okusunlar. Kitap okumadan çünkü söz yazmak pek gördüğümüz gibi sözler yazıyorlar kitap okumayan insanlar. Aynen öyle. Tavsiyem bu. Çok çalışmak. Pes etmemek. İnanmak. Ve kurtlar sofrasına düşmemeye dikkat etmek. Ha bak kurtlar sofrası. Bunun aslında anlamını da bir araştırın ha. Çok çok tatlı bir anlamı var. Derin. Bir de diğer sorumu cevaplayacaksın. Ondan önce araya hemen şeyi sormak istiyorum. Geçen hafta konserin vardı ya senin. Evet. Biraz onu anlatsana. Benim çok hoşuma gitti konser. Bu benim ilk konserimdi. Ben yıllar önce orada sahilde 7-8 sene önce Çınarcık'ta Yalova'da sokak müziği yapıyordum. O da nasıl oldu? Biz arkadaşımla evden gizlice oraya gittik. Çınarcık'a tatile gittik. Kaçtık. Onların da evde yazlığı vardı. Biz gitmişiz. Yazlığın suyluğunu falan da açmışız. Babasına daha sonra fatura gitti. Öğrendiler bizim orayı kaçak gittiğimizi. Faturadan anladılar. Diyor babası evde kimse kalmıyor nasıl buraya fatura geldi. Biz de iki gün kaybız çünkü hafta sonu gitmiştik. Vizelerimiz falan vardı. Biz vizemize dinlemeden kaçtık gittik. Sınavlara ben hiç çalışmıyordum. Haşereydin yani. Ama çok zekiydim. Bir gün öncesinde çalışıyordum. Siz zeki ama çalışmıyor olanı öğrenci. Aynen öyle. Ondan sonra biz arkadaşımla beraber paramız da yoktu ki biz gittik de orada kaldık. Ne geri dönüş paramız yok. Ha bir de dönüş paranız bile yok. Ha, biz ne yedik ne içtik. Bir ekmek alıyorduk. Bir de aş bitir salam alıyorduk. Arasına atıp ikimiz bölüp yiyorduk. Su alıyorduk yanına. Parasız yaşıyorduk orada. Ondan sonra bu iş böyle olmayacak dedik. Gittik oradaki yoğurtçudan 2 tane yoğurt kovası aldık. Ondan sonra 10 lira da paramız vardı. Cebimizdeki olan bütün para 10 TL. 2 tane de tahta kaşık aldık. O zaman tahta kaşığın tanesi 5 TL'ydi. Şu an ne kadar bilmiyorum. Sen bilirsin belki almışsındır evi. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok. Alıyorum Allah için. Dinleyenler izleyenler biliyordur. Tahta kaşık 5 TL'ydi. 2 tane tahta kaşık aldık. Onları da baget niyetine kullanacağım vurmak için. 2 tane yoğurt kovasını aldık. Başladık Cem Karaca şarkıları söylemeye sokakta. 350 TL para topladım. Vay canına. Sokak müzisyeni oldunuz ve para kazandınız. Hani şu an mesela bazen Taksim'de vesaire çocuklar böyle bagetlerle kovalara vurarak çalıyor ya. Onu ilk ben yaptım Türkiye'de. Helal be. İnsanlara vizyon katmışsın ya. Bilmiyorum artık. Ondan sonra biz öyle yoğurt kovalarıyla müzik yaparken bir baktık festival var. Sahne falan kurulmuş. Tam senesini hatırlamıyorum. 7-8 sene ya da 6 bunlar sene olması Yalova'da lazım. Bunlar Yalova'da oluyor değil mi? Yalova Çınarcık'ta oluyor. Yerde. Bir dakika dur oraya bağlayacağım. Ondan sonra biz orada çaldık bir geçtik. Ulan yanından geçtim dedim ki arkadaşıma Burak dedim. Acaba bir gün biz de böyle sahnelere falan çıkartmayız. 7 sene sonra 8 sene sonra orada 20 bin kişinin karşısında ilk konserimi verdim. Ya bak bu beni çok duygulandırmış. Peki Ahmet Seyda. Anam tüylerim diken diken. Şehzade. Peki Şehzade şu an 7-8 sene önce şöyle bir önünden geçen çarken hayalini kurduğu bir şeyi nasiplendirilerek ödüllendirilmiş biri. 5 sene sonra kendini nerede görüyor? Çok daha büyük sahnelerde, çok daha büyük kalabalıkların önünde. Çok daha büyük seslerle. Şöyle düşünelim onu. Ve artık kaliteli müzik dinlemeye başlayan dinleyicilerle hayal ediyorum. Ay inşallah ya, çok güzel. Yani yine hayalim 5 sene sonra yine müzikte. Ben insanların artık böyle saçma sapan şeylerden bıktığını düşünüyorum. Sadece önlerinde bir seçenek fazla çok yok. Çok hızlı çünkü tüketiliyor zaten saçma sapan. Şöyle bir şey var. Herkes birbirine örnek oluyor. Ne ünlüyse ne popülerse onu yapmaya çalıştıkları için mesela zaten bu popülariteden inmiyor. Devam ediyor bence. Doğru. Haklısın da ne diyeyim. Ama ben kaliteli müziğin de bir gün gerçekten kıymetinin anlaşılacağını, kıymetini anlayan insanların sayısının çoğalacağını düşünüyorum. Müziğini de çok severek takip ediyorum, dinliyorum. Başarılarına devam diliyorum. Bize bu güzel programı bahşettiğiniz için teşekkür ediyoruz Ahmet Seyda Bey, Şehzade Beyefendiciğim. Dinleyicilerimize de buradan çok tatlı bilgiler vermiş oldun kendinle ilgili, müziğinle ilgili, ilerideki planlarınla ilgili. Teşekkür ederiz. Yusra ile bu benim hikayemden bugünlük bu kadar. Şehzade bizimleydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yusra ile bu benim hikayem bitti.